Evet sevgili dostlar, merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, hayırlı geceler dileyelim. Hayırlı bir yayın olsun inşallah. Şimdi başka bir cep telefonundan yayına girdim ben, Samsung'dan. Karşı taraf iPhone'dan girecek. Umarım bir bağlantı gerçekleştirebiliriz. Olmazsa ben de kendi diğer iPhone'dan girmeye çalışacağım ama büyük ihtimal gerçekleştiririz herhalde. Çünkü deneme yayınını şey üzerinden yaptık. iPhone telefon üzerinden yaptık. Şimdi sevgili dostlar, bu akşam yayınımıza sevgili Ulubey'in sevilen renkli simaları, nükleden kişiliğiyle tanınan böyle avcı, hakiki avcı diyelim. Hatta böyle o avcı palavralarını da en güzel nükte eden bir ağabeyimiz. Ulubey'in en eski esnaflarından sevgili Terzi Mehmet ağabeyimiz. Bütün Ulubeylilerin tanıdığı, hemen hemen her Ulubeyli'nin tanıdığı Mehmet Yeşilyurt abimiz bizlerle beraber olacak. Onunla bir hasbihal edeceğiz Ulubey'i. Eski Ulubey'i hasbihal edeceğiz. Konuşacağız. Terzi Mehmet'i konuşacağız. Biraz av muhabbeti yapacağız. Tabii onu konuşturacağız. Değerli dostlar, bu aralar bende de bir hayvan sevgisi var. Böyle değişik boyutta. Hayvanlarla çok yanaşıyorum. Acaba diyorum bazen benim hayvanlığımdan mı kaynaklanıyor bu? Hani belki insanlarla anlaşamıyoruzdur diye düşünmeden kendimizi alamıyoruz. Çünkü onlara bakınca şöyle, hayvanlara bakınca eğer bu hayvansa insan, yani diğerleri kim? Onlar insansa bunlar kim diyesi geliyor. Yani birçok ben insanım diyeni cebinden çıkartacak canlar diyeyim. Şöyle bakayım herhalde. Sevgili, evet geldi. Şöyle bir ekleyeyim bakayım Mehmet'i. Şey yapalım, konuşma yapalım. Hem de o esnada bir çaba sarf ederim. Olmazsa buradan. Evet, Mehmet abi geldi. Şimdi şöyle yapalım. Abi, torun Mehmet yanında. Evet. Şöyle seni bir ayarlasın abi. Tam şuranı gösteriyor. Azıcık. Evet, az daha. Mehmet'im biraz aşağı indir. Biraz aşağı indir Mehmet. Tamam mı Yani abi? deden yukarı, yok değil şu anda. Deden yukarı çıktı. Az indir. Evet, tamamdır. Tamam, böyle güzel. Böyle güzel. Evet. Şöyle yapıyorum. Evet değerli dostlar. Şimdi tam karşımızda Ulubey'in en renkli siması. Yaşayan tarih diyelim. En eski esnaf sevgili Mehmet Yeşilyurt abim. Terzi Mehmet abim. Mehmet abi hoş geldin diyelim. Bizi kırmadın. Önce bir hoş geldin diyelim sana. Dükkanım başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir şey söyleyeyim Mehmet abi. Buyur. Seninle beraber 300 küsür program yapacağım ben. Bu sayfada. Bu 300 küsür programın içerisinde en çok izlenme oranı şeyindi. Kumanlar muhtarı, Güldane muhtarındı. Fakat o afişte en çok beğeni alan sensin. Yani o Geliyor. yaptığımız afişte en yüksek beğeni oranı senin o. Böyle de bir şeyle geldim bize. Güzellikle böyle bir rekorla geldim. Şimdi Mehmet, Terzi Mehmet, Mehmet Yeşilyurt kimdir abi? Şöyle kısaca bir giriş yapalım mı? Yapalım canım. Buyur abim. Ulubey Doğulu köyünden Selahattin oğlu Mehmet Yeşilyurt. Ulubey doğumlu. 1946 doğumlu. 60-61 yıllarında terziliğe başlayıp 70'li yıllarında dükkanımı açıp mesleğimi hala devam ettirmekteyim. Evet abim. Evet, sorabilirsin. Şöyle yapalım. İlk dükkanı Ulubey'de mi açtın? Evet. Yoksa başka bir iş hayatın oldu mu? Ulubey'de açtım. İstanbul'da 11 yılım geçti. Ulubey'e geldim, dükkanımı açtım. Evet 72'de. abim. 72'de. Evet. 72'de dükkanı açtığında bugünkü aynı yerde miydi dükkan abi? Hep aynı Aynı yerde miydi o dükkan? ayak değiştirme yok. Hiç ayak değiştirmeden 72 yılından beri. Evet, Toplam kaç yıl olmuş abi? 49 yıl bitti. 50. yıl içerisindeyim aynı dükkanda. Senden önce en eski rahmetli Bekir Atlı mıydı? Bekir Atlı ilk barmağımı bağlayan Çıraklı bunun yanında geçti. Ha, terzilik de mi? Efendim? Terzilik de onun. Yani Tabii. terziliği ilk
Çıraklığım geçti onun yanında. Bir He, iki hafta. anladım. Ondan sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'da sanatımızı ilerlettik. Ustalığı burada öğrendik. Ondan sonra 72'de geldim. Dükkanımı açtım. Evet. Peki bize ufak terziliğin inceliklerinden bahseder misin? Bugünkü terzilikle sizin başladığınız zamandaki terzilik arasındaki fark nedir Mehmet abi? Var mıdır bir fark veyahut da? Bugün çoğu Hiçbir şey fark konfeksiyon. yok. Sadece Evet. terzilik mesleği geriden yetişmediği için ar ar bitmek üzere oldu. Aranan sanatlar arasına girdi. Evet. Şöyle İnceliği bu. yapayım Mehmet. Buyur, devam edelim abi. Evet. İnceliği bu. Peki abim, 72 kaç çırak yetiştirdiniz? Çırak çok çalışan oldu ama yetişen hiç olmadı. Hep bıraktılar. Terzilik yapmadılar mı? Bir tek Yapmadılar. sevgili dostlar, şimdi Mehmet abinin yanında çırak demeyelim de artık oğlu da tabii çırağı da Tabii, mesleği tabii. devam et mesleği devam ettiren sevgili Murat. Evet. Mehmet'in ilgisi var mı peki? Torun Mehmet'in ilgisi var mı terziliğe? Torun Mehmet'in ilgisi, bana düşkünlüğü, sevgi, saygısız hürmeti var. Evet Okumaya ama devam. peki. Mehmet abi şöyle yapayım hemen. Seni de dinlendireyim 2 dakika. Erdal Mercan ne demiş? Hayırlı akşamlar dilerim sayın komutanım. Kolay gelsin, selamlar. Mehmet Yiğit Yeşilyurt geldim demiş. Tamam, aldık zaten Mehmet'i yayına. Evet. Emrah Eren hayırlı akşamlar demiş bize. Abdullah Yaygın merhaba selam, iyi yayınlar. Mehmet abiye selam olsun demiş. Hacı Poyraz hocam selamlar, iyi yayınlar Bülent Aksoy komutanım demiş. Mustafa Çelik iyi akşamlar, iyi yayınlar. Mehmet amcamın ellerinden öper, saygılar sunarım demiş Mustafa Çelik. Teşekkürler. Seyfettin Şenel grup yöneticimiz bizim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Dayım ustamıza yayınımıza hoş geldiniz diyorum demiş. Ufuk Gündüz Şimşek iyi akşamlar üstad demiş size. Ufuk ebem, Ufuk ablam, öyle tanıtayım. Evet, anlıyorum. Ethem Çakır demiş ki hayırlı yayınlar demiş. Hacı Poyraz hocam size yine Terzi Mehmet amca merhaba demiş. Canan Hanım geliniz. Hayırlı akşamlar Bülent abi demiş. Kayınpederime hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ettik. Biz de. Onur Gemici Avusturya'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ulubey'in değerli bir ismi olan Mehmet amcaya ve tüm hemşehrilerimize selam olsun demiş. Almanya'dan ama Eymürlü. Evet. Yıldıray Demirtaş iyi akşamlar, hayırlı yayınlar ola demiş. Hacı Poyraz hocam Mehmet amca net gözükmüyor demiş. Yo, geri yaslandığı için oldu büyük ihtimal ama yüzü gözüküyor, çok şey değil. Biraz ha böyle güzel Mehmet abi, tamam. Çok da seni yormak istemiyorum. Yok yok. Fatma Bacaksız hocam demiş ki hayırlı yayınlar olsun. Oğuzhan Yeşilyurt Bülent Bey hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Selam herkese demiş. Murat Yeşilyurt abim iyi yayınlar sunuyorum. Uğur Güzel Bey Sayacallar Dernek Başkanı sevgili Uğur Güzel Bey. Hayırlı akşamlar Mehmet amcama da selamlar. Ellerinden öpüyorum. İki güzel insan. Mevlam size uzun ömürler nasip etsin inşallah demiş. Peyderpey şeyi okuyacağız. Evet. Sayfamızı değerli dostlar lütfen paylaşın. Mehmet abi bütün sayfalarda paylaşılsın. Sevgili Ethem Çakır paylaşmış. Şöyle yapayım tekrar hemen. Bakayım Mehmet abi tekrar yorum var mı? Ondan sonra sohbete devam edelim. Evet şöyle baktım. Oo bayağı var. Şöyle açalım. Mehmet abi sevenin çok ya. Allah Gerçek söylüyorum. razı olsun. Vallahi hani şimdi Biz de insan Uzbek halkını seviyoruz. İnsanları seviyoruz. Mehmet abi özlem duyduğun bir şey var mı? Ulu Bey halkı dedin ya şimdi mesela. Grubumuzun adı Günden Bugüne Ulu Bey'de Hayat Bizim. Ulu Bey ile ilgili özlem duyduğun ne var? Hepsini özlem duyuyorum. Duymadığım yok ki. Evet. Eski Ya... dostlarımı, eski arkadaşlarımı hepsini özlem duyuyorum. Peki terziliğin haricinde başka ne var Mehmet Yeşilyurdun abi? Neyi var? Abi kardeşim benim hobi olarak mı? Her şey hobi olarak Hobi aklın yani. olarak kanarya, horoz, köpek, avcılık, Evet. insanlarla bağdaşıp hoş sohbet, Evet. hoşgörü hepsini özlüyorum. Mehmet ağabeyim iyi bir avcıdır. Dedim ya o hani meşhur vardır ya bunu şöyle söyleyeyim değerli dostlar. Avcıların işte palavraları veya işte nasıl diyeyim
buna yalan konuşma demeyelim de o palavra sanatını, hani yalan nükleden, evet, nükledanlığını en güzel uygulayanlardan da bir tanesidir sevgili Mehmet abi. Böyle kendine has espri stiliyle tatlı da böyle aslında ders veren nitelikte espri stiliyle sizi bazen şaşırtabilir de veya nasıl diyeyim yola sokabilir. Öyle söyleyeyim. Köpek var mı hala Mehmet abi? İki tane var. Evet. Olmazsa olmazlarım bunlar benim. Horoz. Onlar var. Hepsi var. Şimdi bir dönem Avcılar Dernek Başkanlığı falan yaptın galiba değil mi Mehmet abi? Var mı öyle bir şey? 24 yıl yönetimde kaldım. Avcılar Derneği'nde 24 yıl yönetimde kaldım. Evet. Evet. Yönetimdeydim. Başkanlık değil de yönetimde. Yardımcılık, üyelik, yönetim. Peki sizin dönemden galan var mı şu anda yani o av cenahı içerisinde abi? Kimler var? Nuri Yavuz var bir tek. Evet. Başka da kalmadı. Başka da kalmadı. Şimdi rahmetli Hüseyin evet. Eviçlem'de evet. Şeydi mekan, o da. Hani, mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. O da böyle sağlam şeydi. Ara sıra babamı da arardı. İşte evet. Cemil ben şöyle horoz var, böyle horoz var. Babamı kıskandırdı. Hüseyin Gülsüz. İyi hatırlıyorum. Galip evet. Rab. Bunlar avcı arkadaşlarımız. Hepsi de rahmetli oldu. Gencelo galiba abi değil mi? Hayır, hayır. Galip Turab. Trabo Galip. Şey, özür dilerim. Trabo Galip. Evet, evet. Gencelo değil. Trabo Galip. Evet abim. Şöyle yapıyorum. Haydar Tekşan, hayırlı akşamlar, kolay gelsin yeğenim demiş. Teşekkür ettim değerli abim. Komutan, hayırlı yayınlar demiş. Osman Şenel abim. Bizim Terzi Mehmet'i unutayım mı? Sadece saçlarını gösterir diyor. Şunu biraz düzeltsene. Öyle diyor. Yo gayet güzel, tamam. Sıkıntı yok. Osman abi, Mehmet abinin eli yüzü gayet gözüküyor ya. Hani çok böyle görüntüsünde bir sıkıntı yok şu anda. Şöyle yapalım. Özlem vermek için. Evet. Ordulu Bülent Yüksel. Ne demiş? Selam Mehmet amcam, selam Bülent Bey. Avusturya Salzburg'dan kucak dolusu selamlar demiş size. Biz de kendisini gönderelim. Nuray, Harun Nuray Avcı'ya hayırlı yayınlar. Mehmet amcamın ellerinden öperiz. Çok değerli bir büyüğümüzdür. Hacı Poyraz, Mehmet Yiğit okuyacak inşallah demiş. İnşallah Mehmet Yiğit okusun zaten. İlayda Ses, İlayda sizin torununuz herhalde. Evet. İyi ki senin torunun canım dedem, seni çok seviyorum demiş. Hayırlı akşamlar, ellerinden gözlerinden öpüyorum demiş İlayda. Biz de İlayda'ya selam edelim. Kıran Yağmur Muhtarı, hayırlı akşamlar komutan. Terzi Mehmet abiye selamlar demiş. Turgut Durmuşoğlu, iyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar demiş. Mert Abdullah Akyaz'a hayırlı akşamlar. İhsan Gemici, hayırlı akşamlar. Mehmet abiye selamlar. Murat Ses, hayırlı akşamlar, selamlar. Mehmet abi canın elinden öperim. Tülin Ses, canım babacığım. Allah sana sağlık, uzun ömürler versin. Seni çok seviyorum. İstanbul'dan selamlar. Hayırlı yayınlar demiş. Mehmet abi, dünya ne kadar küçük değil mi? Küçük bir cep telefonu içerisinde ben Edirne'de, sen Ulubey'de, Tülin Hanım'da, İstanbul'dan biz bak burada buluştuk. Ses geliyor değil mi abim? Çok küçük, çok. Tamam. Yani nereden nereye? Zamanında böyle bir şey olacağını söyleseler herhalde tahmin edemezdi. Kimse edemez. Sevgili dostlar, ben daha asker değildim. O zaman lise son senelerim falandı. Belimde de bir çakar almaz tabanca var. Ulubey'e çıktım. Mehmet abinin dükkanına girdik. Her neyse, babam da orada. Nasıl olduysa babam benimdeki tabancayı gördü. Biraz da kızdı bana. Mehmet amca oradan bir çıktı. Dedi, niye kızıyorsun dedi ya. Delikanlı çocuk dedi ya. Belinde tabanca var. Ne olmuş dedi ya. O günden sonra da biz sağ olsun Mehmet abiyle hiç şey yapmadık. Yani irtibatımız, baba dostudur kendisi. İrtibatımızı kopartmadık. Babamla anlaşabiliyorsunuz Mehmet abi? Hem de can cana. Yapma ya. O benim canım ya. Peki. Şimdi Ali Kulakçı abim yazmış bugün. Demiş ki Mehmet abime çok selam söyle. Kendisi de emekli başavuçtur. Ali Kulakçı. Ben nereden hatırlar demiş. Kendisi Kızılenden'miş. Şahinkaya'dan zannedersem. Biliyorum. Gölcük'te biliyorum. Evet. Gölcük'te bir askeri vardı. Muhakkak selam millet, eğer ben yayına katılamazsam demiş. Bende kalmasın değerli abim. Biliyorum. Begüm Akçay Topal, hayırlı akşamlar Mehmet amcam, çok değerli bir insandır, öpüyorum.
ellerinden demiş. Peki bu esprili kişilik, mülkteden yapı sizi sıkıntıya soktu mu Mehmet abi? Sıkıntıya girdiğiniz oldu mu? Kesinlikle olmadı. 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 Ne güzel abi. Şimdi kaç yaşındasın şu anda Mehmet abi? Sorulmaz belki Sorulmaz, ama. sorulmaz olur mu canım? Ben babamdan küçüğüm. Aa, ne güzel. 75. 75. 75. Peki 75 senede çok şey değişti değil mi? Yani Ne insan demek? hayatında. Her şey değişti. Evet. 75 sene. Az bir zaman değil. Şöyle yapacağım abi. 2 dakika. Hemen bir şey geldi. Onu okuyacağım sana. Evet. Değerli dostlar, şöyle bir anı atmış. Bunu da büyük ihtimal evet babam. Terzi Mehmet kimdir demiş. Babam anlatmış. Terzi Mehmet'i en iyi bilen biri olarak tarif edeyim. Terzi Mehmet terzihaneye müşteri girer. Pantolonun paçası yapılacak birisini her ikisi mi diye sorar. Adam şaşırır. Nasıl yani? İkisi de der. Sen ikisi de demedin ki der. Adam düşünür düşünür gider. Adam selam verir içeri girer. Filancaya yazık oldu. Bakmaya gitti mi diye sorar. Adam yok der. Ne olmuş ki? Fındık toplarken düşmüş. İşte bir yerine fındık kökü batmış. Durumu kötüymüş. Doğum hastanesinde yatıyor der. Adam üzülür, elini alır. Tabi bu anlattı herhalde böyle bir erkek doğum hastanesine gider falan. Böyle bir nüktedanlığından bahsetmiş büyük ihtimal Mehmet abi sizin. Şimdi şöyle yapıyorum Mehmet abi ben sana. Aslında sözü size bıraksam da siz kendinizi direkt Yok, devam referatlandırsanız daha güzel olur. edelim. Hem beraber devam ediyoruz zaten. Okuyayım bunu. Tabii. Peki. Peki okuyorum o zaman. Şöyle yapıyorum. Der ki Mehmet abi işte dükkana birisi gelmiş gene. Müşteri içeri girmiş. Mehmet abi demiş ki kazayı duydun mu demiş. Tır taksinin altına girdi demiş. Gelen müşteriye girmiş. Nerede? Akpınar'da. Evet. Adam da tabii bunlar koşa koşa Akpınar'a gitmişler. Bakmışlar tabii öyle bir şey yok. Sonra Mehmet abi gelmişler. Demişler ki ya nasıl olur sen bu kadar ölü var bu kadar yaralı var diyordun demiş. Mehmet abi de güzel bir cevap vermiş orada. Ya kardeşim demiş sen buna inandın gittin. Tır demiş taksinin altına nasıl girer? Böyle evet kızım güldü oradan. Böyle ince nüktedan şeyleri var Mehmet abinin. Şöyle bakayım başka varsa onu da okuyayım abi. Diyor ki ilkokula gidiyorum. Yeni gelmiş Ulubey'e. Eski ilkokulun yanına terzihane açmış. Peşinde bir kuzu. Güzel mi güzel. Kınalamış. Süslü mü süslü. Nereye gitse peşinde kahveye, lokantaya, devlet dairelerinin her yerine onunla gidiyor. Var mıydı öyle bir kuzun abi? Aynen doğru. Aynen doğru. Bir de kahverengili seter Terzi Mehmet ne talimat verirse hemen emrine uyuyorlar. Ben kafayı taktım. Benim de bir köpeğim, bir kınalı kuzum olacak. Okulu bırakacağım. 5. sınıfı bitirdim. İnşaata girdim. Baktım peşinde bir kobay var. Merakım hep arttı. Bu arada babama da köpeğe sen bulaştırmışsın Mehmet abi. Onu da söyleyeyim yani. Av köpeğine. Ava. Ben enişten bulaştırdım. Hüseyin eniştem değil mi? Evet, ikimiz. Evet. Kobay var. Terzi Mehmet'le samimiyeti kuramadım. O sokak köpeğini görünce Mehmet abiye vardım. Ve o köpek kimin? Ben onu yakala bir eve götüreceğim dedim. O da Doğulu'dan bir Almancının köpeği. Sahibi Almanya'da al götür iyi bak dedi. Sevindim. Fakat diyor dedemden korkuyorum ev almaz diye. Çünkü ben dedemin yanına büyüdüm. Köpeği Hacettepe'sinde Nizam vardı. Ona diyor yakala dedim. 10 lira da para verdim. Köpeği yakalattım. Karakoca'ya gönderdim diyor Nizam'a. Rahmetli. O parayı aldı gitti. Baba anneme dedemi kandır. Bana saydırma dedim. Bir şartla dedi. Şartın ne? Bostan bellenecek. Bellersen tamam dedi. Babam Bostan'ı bellettirmiş dedem. Sonra dedem tam buna kızacakken demiş ki kızma demiş. Bak çocuk demiş. Bostan'ı belledi. Köpe bir de köpek getirdi. Dedem her neyse gene kızmamış falan. Sonra bu köpek dedeme yakılmış. Babama değil de. Dedeme yakılmış. Dedeminin işte gitmişler gelmişler falan. Babam oradan yırtmış anlayabildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi diyor köpek dendi mi akan sular durur. Hala ava gidiyor mu Mehmet abi? Hava giden kalp rahatsızlığı geçirdi.
Geçmiş olsun abim. Sonra avı 10 seneden ettiğim yok. 10 küsür. Ama köpek besliyorsun herhalde. Besliyorum, oğlum gidiyor, Murat gidiyor. Onlar Evet. hava gittiği zaman onlara anlattırıyorum işte, nerede ne vurdunuz? Kaç tane vurdunuz? Köpek avı yaptı mı? Evet abi. Peki şöyle bir şey sorayım Mehmet abi. Evet, Buyur. Ali Kulakçı abim de gelmiş zaten. Evet. Şöyle yapalım hemen. Değerli dostlar, Mehmet abiye siz de soru sorabilirsiniz bu arada. Ben Muhtar. yorumlarınızı okuyorum. İstediğiniz soruyu Mehmet abiye sorabilirsiniz. Hani konu açılsın istiyorum Mehmet abiye. Mehmet abi, Evet. esnaflık, Ulubey'de esnaflık şimdi nasıl? Eskiden nasıldı? Eskiden kalabalıktı tabii, hani daha bir farklıydı da. Şu anda nasıldır? Eskiden çok yoğunluk vardı. Buyur. Yok yok, devam et abi. Esnaflık eskiden kalabalık vardı, bir şenlik vardı. Şimdi arının peteğini terk etmesi gibi kimse kaldı, kimse yok ki. Hala özel elbise diktiren var mı mesela Mehmet abi? Tabii tabii Özel tabii tabii takım. olur mu? Var değil mi? Yani o şekilde işte Var, gelip de var, biz var, var. Yo, hatta senin yoğunuz. Şükür Allah. sizin Var, cenahtan başka terzi kalmadı ki. onu soracaktım. Sizin cenahtan terzi var mı? Yaşayan var mı abi? Var da terzi diyen yani, konfeksiyonda çalışmış, dükkan ısmarlamadan geçen yok. Ismarlama değil mi? Onun adı ısmarlama mı oluyor? Özel Evet, dediğim ısmarlama. ısmarlama. Şöyle yapayım abim, değerli abim hemen. Begüm Akçay Topal. Hayırlı akşamlar Mehmet amcam. Çok değerli bir insandır. Öpüyorum ellerinden demiş. İbrahim Allah. Turap. Yüzü gibi kalbi güzel Mehmet amcam. Ellerinden öper, uzun ömürler versin. Hayırlı yayınlar komutanım demiş. İbrahim Turap. Teşekkür ediyoruz. Pembe Nermin Yılmaz. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar abim. Mehmet Bey'e selamlar. Sağlıklı ömürler diliyorum demiş bizim moderatörümüz. Şeref İnan. İyi yayınlar, Çongara Mahallesi'nden selamlar. Kemal Akar, Sadol Kemal. İyi Evet. akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sayın komutanım, sana ve adam gibi adam Mehmet amcaya selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum demiş. Mert Abdullah Akyazı, Mehmet amcamın ellerinden öpüyorum. Allah uzun ömürler versin demiş. Günan Karabulut, Terzi Mehmet abi hürmet ediyor, saygılar sunuyorum. Bana bir takım elbise dikmişti. Bıldırcın avına girdi, giderdi. Bir de horozları vardı. Bıldırcın var mı Mehmet abi şu anda? Bıldırcın geliyor Şu mu anda eskisi gibi? 8. ayın 15'inden sonra gelir. Geliyor mu peki? Önceden çok gelirdi. Şimdi geliyor mu? Normal ya, fazla değil. Evet. Gidiyor mu gene? Ama kalp var dedin. Kalpten dolayı şey yapmıyorum. Yok, kalpten dolayı gidemiyorum. Şöyle yaptım. Pek o kadar değil de az. Evet. Anladım abim. Mehmet abi iyi terzilik yanında iyi tavuk, köpek, kuş besler. İyi deniz doruzu mutlaka vardır. Var mı deniz doruzun abi? Var, Saf. var, Saf var. ama. Göl yeri susuz kalmaz. Ne güzel ya. Biz de seni çok seviyoruz. Biz de seni çok seviyorum. Ulu Bey de seni çok seviyorum demiş Kemal Akar. Evet. Teşekkür ettik sevgili Kemal abim. Sadol Kemal. Bülent Arzu Kul. İyi ki bizim babamızsın. Seni çok seviyoruz canımızın içi demiş. Bülent Arzu Kul. Bülent bu lastik yapan bir arkadaşımız var. Hayır, Benim damat. 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 Hala Ulu Bey'de mi onlar? Bir ara Ulu Bey'deler. İyi hatırlıyorum. Yani benim okulda aynı dönemde okuduk Bülent Kulla. Oradan hatırlıyorum. Haki Akgün Almanya'dan hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Erdal Naz, selamun aleyküm, cuma akşamınız mübarek olsun. Mehmet abime saygılarımı iletiyorum. Ulu Bey'imizin kıymetlisi, değerlisi ve sevilen sayılan bir esnafıdır. Rahmetli babamızın bizlerin çok yoğun yakın komşuluğu ilişkileri olmuş. Senden yakın ilişkisi olmayan var mıdır Mehmet abi? Yoktur zannedersem. Bence de yoktur ya. Söküğü müzü yırtığımızı dikmiş ortaokul yıllarında takım. Bak bu güzel bir laf aslında. Söküğümüzü dikmiş. Hani çok hoş bir laftır yani. Evet. Ulu Bey'in Mutlaka, söküğünü mutlaka. diken adamı da diyebilirim. Ne mutlu yardımcı Evet. olabilmiş ise. Kesinlikle. Ortaokullarında takım elbiselerimi dikmiş. Onun sayesinde şık bir öğrencilik yıllarımız olmuştu. İyi ki var. Sağlıklı ömürler diliyorum. Mehmet amcamın tavukları günlük bir tanesi 6 yumurta yapar. Abi bu Sado Kemal seni iyi tanıyor. Yapıyor mu o kadar? 6 tane yumurta yapıyor. Nazarlamasın tavukları şimdi burada. Ya nazarlamaz da iki sefer yem verirse birini zar olarak atıp beşi sağlam.
Anladım abi. Ali Kulakçı, selamlar Mehmet abi, seni görmek çok güzel demiş. Ali abim gelmiş buraya. Metin Uzundere, Şıhlar'dan, Avusturya'da yaşayan abimiz. Her ikinize de selamlar demiş. Gençlik yıllarımızın örnek değeri Mehmet abi demiş. Bülent, en az 55 yıldır tanırım. Sade palavrasını duymadım. Avcı palavracı olur ama o palavra bilmez. Duymadım. Ben zaten palavradan ziyade o palavraların nüktesinden bahsettim. Yanlış anlaşılmasın. O nüktedanlık çok farklı bir olay. Bir sanattır o nüktedanlık. Mehmet abi de bunu çok... Mesela adam içeri girmiş. Benim gibi saçıyor. Adam daha kapıdan içeri girer girmez benim yanımdaydı. Mehmet abi dedi ki ya şu saçın dedi gözünün önüne düşmüş. Şunu dedi bir yukarı at dedi. Adam da öyle uğraşıp duruyor mesela. Hani bu bir nüktedanlıktır aslında. Aynen doğru. Aynen Evet, yani doğru. bu bir palavra değildir. Erdal Yüksel, hayırlı yayınlar komutan. Baba valla yazıların çok uzun. Şimdi onları okursam program yetmez. Mehmet abiye selamlar demiş. Hacı Poyraz maşallah Allah sağlık uzun ömürler versin demiş. Murat Yeşilyurt, abi ses kayması var. Yiğit yayına tekrar girecek. Öyle mi? Yiğit çıkacak mı yayından? Yiğit nerede? Ya Yiğit buralar. Yok. Bence gayet net şu anda. Bir ses kayması yok. Yok Ethem yok. Çakır, Allah sağlıklı ömürler versin amcam demiş. Turan Ses, Bülent Bey, öncelikle size böyle bir yayın yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli kayınpederimin ellerinden öperim. Allah başımızdan eksik etmesin. Damadınız galiba Turan Bey. Damatım. Evet. Hayırlı akşamlar hepinize İstanbul'dan. Biz de İstanbul'a selam gönderdik. Hayırlı akşamlar Mehmet amca. Ben Murat demiş. Murat Kılıç. Erdal Yüksel Patozcu Mehmet abi demiş. Patozcuğum. Bu ne abi? Patozcu Mehmet abi der. Anlatırım sana sonra. Peki. Ethem Çağlar, selamlar iyi yayınlar demiş. Mehmet Aktaş bizi izliyor. Salih Özcan, Bülent Bey iyi yayınlar. Mehmet ustamın ellerinden öperim. Selamlar, sevgiler demiş. Sevgili Salih Özcan abim Almanya'dan. Ama şu anda Sayacı'da zannedersem Salih abi. Evet. 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 Onun da terzilik geçmişi var Salih abinin. Var. Evet. Böyle güzel Mehmet abi. Şu anda böyle güzel. Evet. Seni gayet Tamam. güzel görebiliyoruz. Tamamdır. Fırıncı Mehmet'ten selam söyle terzime demiş. Fırıncı Mehmet Aktaş. Sen tabii şimdi Mehmet Aktaş falan buraya çok sık çıkar. Bağlama bağlama çalarlar. Onları Ama izleyemiyorsun. Hayır. ses var adamda değil mi? Var. Ünal İnan. Bizden çok sert. Ünal İnan. Mehmet Aktaş. Mehmet Aktaş'a da bizden selam söyle. Selamı var sana Mehmet abi. Durmuş Yılmaz Er. Bunları çok sık alırım ben yayına buraya Mehmet abi. Evet. Onlar Vedat benim Kıraç. insanım. Kim abicim? Hepsi Mehmet Aktaş. Durmuş benim canım bunlar canım. Vedat Kıraç. Hayırlı akşamlar Bülent Bey. Mehmet abiye selam söyle. Doğulu'dan Halis Kıraç'ım Vedat. Halis Tanıyorum. Kıraç'ım. Evet. Kenan Sezer. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar Düzce. Murat Kılıç. Mehmet amca yaşlanmamışsın maşallah sana demiş. Ama doğru söylüyor bunu bak Mehmet abi ya. Hani ben bildim bileli hep aynı Mehmet. Teşekkür edeyim bunlara. Yeşilyurt. Taner Yeşilyurt, hayırlı yayınlar. Amca baba yarası derlerdi düşünürdüm bazen. Ta ki güzelim babamızı kaybedince anladım. Amcamın baba yarası olduğunu. Uzak olsam da kalbim seninle amca. Allah sağlık uzun ömürler versin. Ellerinden öperim saygıyla. Almanya'dan Ahmet Hoca'nın küçük oğlu. Taner Yeşilyurt. Size selam göndermiş. Abi ne Onun kadar da güzel değil mi? gözlerinden öperim. Şöyle yapıyorum abi. Bakayım arada unuttuğumuz olmasın. Ayıp olmasın kimseye. Vallahi Mehmet abi yani şey akıyor böyle ya. Yorum akıyor resmen. Her neyse şurada tutayım. Güzel bir şey değil mi ama Mehmet abi şimdi Almanya'dan bizi izliyorlar. İstanbul'dan bizi izliyorlar. Evet, evet, evet. Allah razı olsunlar. Onların hepsini gözlerinden öperim. Uzun zamandan sonra da bu kadar izlenme oranımız olmamıştı. Bu güzel oldu. Bize sende moral olmuş oldum bu vesileyle. O Mehmet abi sizin unutamadığım, teveccühünüz. estağfurullah, hiç unutamadığım bir anım var mı abi? Hangisini aklımda tutayım ki? Mesela çok böyle bir hani Çok anım vardır senin ama aklımda hiçbiri gelmiyor ki. gelmiyor diyorsun. Çok Seni çok yormak heyecanlandım istemiyorum. gelmiyor. Yok abi heyecanlanma ya. Ya Hani seni çok görmek istemiyorum ben. Hani yok çok da yok. mutlu Şu oldum. bakımdan diyorum tüm dostların bakımından dolayı. Evet. Evet. Şimdi ya burada işte geçen hafta bir
Hocam aldık Kızılen'den. Kendisi doktorasını yapmış Ulubey üzerine. İşte o sağ olsun şeyde Yukarı Kızılen'den. İşte Yukarı Kızılen'deki bu nacak ustalarını, kilim ustalarını ve orada köyde de herhalde orada da ısmarlama terzi diyelim ona. Ismarlama senin usul terzilik yapanlar var. Onları falan konuşurken bu hafta kim olabilir, kim olabilir, yayınımıza kim alalım? Dedik ya yaşayan tarih var. Mehmet abi var. Ulu Bey'in eskisini, yenisini en iyi bilen şu anda o. Ve en eski de esnaf. Sonra Murat'ı aradım. Murat böyle böyle babanla yayın yapmak istiyoruz. Abi nasıl oluruz? Babamın Facebook'u yok dedim ya. Babanın yoksa sizin vardır Facebook. Sizin sayfanızdan gireriz. Sağ olsun Mehmet. Büyük Mehmet yoksa küçük Mehmet'in Facebook'undan girdik en sonunda. Sağ olsunlar. Allah razı olsun da. Telefon neyli? Şu anda böyle iyi Mehmet abi. Yiğit böyle iyi. Çok fazla şey yapmadı ha. Ha böyle iyi diye. Ha, çok güzel oldu böyle Yiğit. Hep getireceğiz. Bu ne? Tamamdır. Ha. Yok yok. Sesim geliyor mu benim? Geliyor çok güzel, çok. Deniz de orucu Tamam. gibi. Tamam. Senin sesin de güzel. Deniz Doruzu gibi değil mi? Bak. Net, Değerli net. dostum. Evet. Sesim Mehmet abi. Şimdi Efendim ya. ben biz babamızın yüzünden hiç köpek sevmedik hayatımız boyunca. Evet. Bak. Çünkü babamın köpekleri bizden çok değerliydi. Çok severdi. Mesela babamın köpekleri etinin kemiğinin besli. Bak şimdi kızabilir bana buradan ama yapacak bir şey yok. Babamın köpekleri etinin kemiğinin beslenirdi. Hiç köpek sevmedim. Anam da sevmez o yüzden. Azıcık onlara şey yapayım abi. Anan Ama köpeği var evde. çok güzeldi bu. Şimdi ama son dönemde bende de bir av köpeği değil ama acayip bir böyle köpek sevdası başladı abi ya. Dayanamıyorum köpek görünce. Çok güzel ama Evet. Ya hayvanı bugün sevmeyen bu doğayı sevmeyen insanı sevmez. ne kadar güzel abi ya. Hayvanı sevmeyen doğayı sevmeyen de insanı sevmez. Değil mi? Aynen. Kesinlikle. Abi şöyle devam ediyorum hemen. Hüseyin Yüksel bizi alkışlamış. Murat Kılıç, Mehmet amca ben Murat demiş dedik. Hacı Poyraz, Murat Kılıç sizi tanıdı Mehmet amcam. Tanır. Hacı Poyraz kayınpederim Alaaddin Kulu ile beraber terzilik yaptım Mehmet amca demiş. Alaaddin Kulu'la terzilik yaptın mı? Beraber arkadaşlık. O da terzi. Ben de terziydim. Beraber bir Bu... yerde değil de bir mevkide çalıştık. Evet, Hacı hocam bir mevkide çalışmış. Şimdi benim hatırladığım yani işte çocukluk zamanı ben hemen hemen her yaz memlekete gittim değerli dostlar. Terzi olarak bir Mehmet abi bir de Yiğit lakabı inanılır. Terzi Cındık Bekir. Evet. Salih Terzi Salih de değil mi? O yeni Salih, bir yıl Nahit, vefat. Evet. Aziz, Elikci, Ahmet. Onları simayen hatırlayabilirim ama en çok hatırladığım isimler bunlar. Bu arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, Evet. büyüklerimiz boyunlarında şeyle gezerlerdi. Hani o doktorların streskopu Pedro, gibi Pedro ile. nezir öyle gezerlerdi ki hani onların da şeyi oydu. Nasıl diyeyim? İşte rutbesi, ünvanı neyse artık. Evet. Nasıl Etiket. adlandırabilirsin? Tabii. Etiketler. O da oydu. Oradan ayaküstü iki dikiş attıktan sonra giderler. Bir kahvede toplanırlar. Bir işte muhabbet edildikten sonra tekrar terzihaneye çıkılırdı. Ulu Bey çok hareketli, çok cıvıl cıvıl bir yerdi. Şehir kulübü vardı Ulu Bey'in. Bir Ha. meydan şehir kulübü vardı. Şehir kulübü vardı. Özlüyoruz. O günleri özlüyoruz. Değil mi abi? Ne demek canım? Ulubey Evet. 25 bin nüfusu vardı. Şimdi 1500 yok. Yok. Ulubey'de Yok. terzi olarak ben 26.'ydim. Öyle mi abi? En son ben dükkan açtım. En son da ben kaldım. Hep öbürler gitti. Rahmetli oldu. Evet, 26. Tabii ya. Abi peki sen şimdi dedim ya yaşayan tarih bir sürü kaymakam görmüşsündür, bir sürü başkan görmüşsündür. Çok gördük. Değil mi? Bir sürü komutan görmüşsündür. Mutlaka. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Şimdi Duranlara Allah birden selamet bir versin, anım. ölenlere rahmet etsin. Amin.
Amin. Sayımız da gayet güzel. İzleyenimiz çok. Evet. Ne demiş emmim kızı? Demiş ki benim babam Celal Aksoy da Mehmet Terzi abiye diktirirdi takımlarını demiş. Evet. Celal emmim de özel giyinirdi. O da ısmarlama giyinirdi. Dondu galiba. Değerli dostlar, yayınımız dondu ama Evet. dönecektir şimdi veya Evet. çözülecektir. Şöyle yapalım. Tamam. Mehmet, duyuyor musun beni? Mehmet Yiğit. Şöyle yap. Yayından çık tekrar gir, olur mu? Şu an ses nasıl? Şimdi bak, Yayında tamam. oldu. He, yayından çık tekrar gir olmazsa. Alayım ben seni tekrar. Ha. Sevgili dostlar, bir teknik bir arıza oldu. Muhakkak gelecektir şimdi Mehmet abi. 2 dakika bekleyelim. Evet. Şöyle yaptık. Ekledim tekrar. Tekrar ekledim. Evet. İsmail Aksoy demiş ki bizim duyuyor musun Mehmet şey beni Mehmet Yiğit beni duyabiliyor mu? Sesin gidip geliyor, komutan. Siz donuyorsunuz da Mehmet abi o yüzden gidip geliyor. Siz donuyorsunuz şu Ulan, anda. o zaman Sizin yayınlarda bir şey var. internette bir sıkıntı olabilir. Sizin internetinizde bir sıkıntı olabilir. Şu an iyi ama şu an. Şimdi şu anda iyi. Şu anda Ama iyi. donuyor diye. Şu anda iyi. Yok, şu anda iyi. Şu anda iyi. Tamam. İsmail Aksoy, hayırlı yayınlar emmi oğlu Mehmet Uslu'ya selamlar demiş. Karakocalılar Dernek Başkanı İsmail abim. Ahmet İnan, Aleyküm emekli selam abim canım. Mehmet amcaya ve size iyi yayınlar diliyorum demiş. Onur Gemici demiş ki Mehmet amca bir takım elbisenin dikimi kaç gün sürüyor demiş. Kaç gün de dikiyorsunuz abi bir takım elbiseyi? 6-7 günde çıkarıyoruz. Bir takım 6-7 günde teslim ediyor musunuz? Bir haftada bir Evet. takım elbise Evet, teslim hiç ediyorsunuz. üzerinden bırakmadan. Anladım. Salih Aktaş demiş ki Kıran Muhtarı. Yalnız bu Kıran Yağmur Muhtarı azıcık ortalığı karıştırdı bu soruyla. Diyor ki bir ayı yavrusunu kaç alır diyor Salih Muhtar. Bir bakarım yani durumuna göre. Eğer kendi yakaladıysa önü açık. Ama başkasının boğduğunu getirirse bana almam. Salih abi duydun. Murat Kılıç, hayırlı akşamlar yayınlar Mehmet amcamın ellerinden öperim demiş. Bileyim. Hamide ablam yani emmim kızı demiş ki Hamide ablam Celal emmim için sana diktirme sebebi benim nasıl elbise giydiğimi o biliyor dermiş rahmetli. Aynen doğru. Evet onu yad etti. Gülbahar Karahasan iyi yayınlar diliyorum. Bülent Arzu Kul. Babam herkeste iç içe olan candan biridir, mükemmel biridir. Biz zaten bunun farkındayız. O yüzden Terzi Mehmet kolay olunmuyor. Yani bir Terzi Mehmet kolay olunmuyor. İşte böyle olunuyor. Zaten buram buram tecrübe akıyor, hayat akıyor. Nazife Emirtaş, Mehmet amcam yakışıklım ellerinden öpüyorum demiş. Murat Ses komutanım, hayırlı akşamlar. Memlekete her gittiğimde yanına uğramadan, çayını içmeden, halini hatırını sormadan geri dönmem. Çok değerli bir büyüğümüzdür. Ellerinden öperim demiş. Murat Ses. Adnan Güzelordu, Cumhuriyet Halk Partisi Ulubey İlçe Başkanı, değerli abim. İyi akşamlar komutanım. Mehmet abim Ulubey için bir değerdir. Selamlar, saygılar demiş. Sevgili Adnan Başkan. Semra Bacaksız, Bülent Bey iyi yayınlar, başarılar. Güler Gül, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, selamlar demiş bizlere sevgili abim. Şöyle yapayım. Tekrar bakayım. Arada kaynayan olmasın. Sonra bize şey yapmasınlar. Evet. Gerçekten aktı. Bu sevgili dostlar, şöyle bakayım bir daha. Bir daha baktım Mehmet abi. Evet Mehmet abi yemin ederim akıyor ya. Ya soru akıyor hani. Şöyle yapalım. Buradan gidiyorum o zaman seni yormayacağım çok fazla. Hem soru gelirse onu soralım. Ferda Tüysü hayırlı akşamlar Mehmet abiye selamlar demiş. Cemil Aksoy Aleyküm. yani babam demiş ki Bülent o yaşlanmaz sadece saçlarına kar yağmış o kadar demiş. Tamam.
Ona öpüyorum ben, öpüyorum. Selçuk Tokgöz, iyi akşamlar Mehmet amca. Cihan Aksu, Almanya'dan, Avusturya'dan, Salzburg'dan. Evet. İyi yayınlar, Mehmet abime selamlar demiş. Şimdi selam. Bizim de selam. Onları da, onların babaları da falan da o dönem ayrı bir ekol değil mi Mehmet abi? Bu ne demek Mustafa amca, ne demek canım? Değil mi? Şöyle bir hani o çocukluğa gittik de. 19 Mayıs olurdu. Ata binerdi, Sarı Mustafa geliydi, millet alkış tutardı. Değil mi? Onlar o tören geçişi. Değil mi abi? Tören geçişinde. Ne demek canım? Ne demek ya? Evet. Mehmet Öztürk, Melekli İbrahim'in oğlu Mehmet Öztürk'ten Terzi Mehmet abimize saygı ve selamlar demiş. Melekli İbrahim'in oğlu selam. Mehmet Öztürk'ten. Murat Aydın hayırlı akşamlar. Ahmet Gündoğ hayırlı akşamlar. Hüseyin Duman, Mehmet amca candır. Ulu Bey'e onun gibi bir adam gelemez. Özkan Akyaz'a bize selam göndermiş. Abi size ve tüm Ulu Bey'li arkadaşlara ve dostlarımıza saygılar sunuyorum demiş. Sevgili Murat Yeşilyurt. Bu da senin neyin oluyor Murat Yeşilyurt abi? Karnı ne oldu? Güzel. Mehmet'in neyi? Mehmet Yiğit'in neyi oluyor? Babası oluyor. Babası oluyor. Çok güzel. Murat Soner Esen. Mehmet amcamız Ulu Bey'in çok değerli bir büyüğü değeri. Abi Allah hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, nice uzun ömürler versin demiş. Murat Kılıç, Mustafa Kılıç hocanın oğluymuş bu arada. Evet, tanıyorum. Tanıyormuş. Bahri Semra Bayram, Kardeşler Ekmek Fırını. İyi yayınlar komutanım. Ulu Bey'in emekleri Mehmet abi, Sevdeş'in emekleri de benim demiş. Sağlıklı, ömür, uzunlar versin. Bahri abi, seni de alırım yayına. Madem öyle, kardeşlerin emekleri de benim. Seni de alırım bir gün yayına. Seninle de konuşurum. Yayına gelirken iki ekmek gelse yeter bize. Bak bu güzeldi. Yayına gelirken iki ekmek getirsin. Tabii, ben yetiştiremedim. Hani takım Mehmet abi. Tabii bir aynen öyle. Katılıyorum. Ben Mehmet abiye bir takım elbise diktirip onun takım elbisesiyle oturmak isterdim ama ben Edirne'de olduğum için yapamadım bunu. Seviyorum yüzden, seni be. Ben de seni seviyorum abim. Şöyle yapıyorum. Emrah Eren 50 yıllık terziye selamlar komutanım, hayırlı yayınlar demiş sevgili Emrah. Hacı Poyraz, Hayati abiyle terzilik yapmıştı galiba. Hayati evet. Abi evet. O da mı yapmıştı? Evet. Evet yine Sarı Mustafa amcamızın çocuklarından Orhan Aksu. Hayırlı akşamlar. İkinize de bol selamlar Avusturya'dan. Bizlerden bu, de ona selam beyle. Şimdi bu Orhan Aksu, Zeki Aksu olsun, Cihan Aksu, bir de ablamız var Emine Aksu. Evet. Ben hani İbrahim Aksu'yu tanımıyorum. Daha tanışmadım kendisiyle ama gerçekten canlar Mehmet abi. Hani bu Süper insanlar. Gerçekten. Süper Orhan insan. Abi sağ olsun buraya gelir yanımıza Edirne'ye. Sırf bizim için gelir buraya. Hani çıkar. Gel Avusturya'dan çıkar buraya gelir. Biz de bir iki gün görüşür, geri döner veya Ordu'ya gelir, Ulubey'e gelir. Hani böyle en ufak bir şeyde yanımızdadırlar, biliriz. Sevgili Zeki abiye de buradan geçmiş olsun diyelim. Küçük bir rahatsızlık atlattı. Bizden de geçmiş olsun söyle. Onlar da Ulubey'e geldiği zaman tüm eş, dost, akraba ve insanları gezmeden gitmezler. Gitmezler değil ama yok, işte zaten gün değil. Hani o Sarı Mustafa'nın çocuğu olmak öyle bir şey demek ki Mehmet abi. Yani öyle. Mutlaka. O babalarının rengini. İstanbul'a gittim. Zeki'yi soruyor bana Karslı biri. Evet. Düşünebiliyor musun? Üniversitede öğretim üyesi Zeki vardı diyor Aksu. Evet. Çok samimiydikti. Selamını getirdim ben diye 20 sene sonra söyledim onlara. Bunlar sevilen insanlar ya. Şimdi çocukları da öyle. Bu hani şöyle. Zaten. Yok abi. Bu cenahın çocukları da öyle mesela. Evet, Zeki abinin çocukları olsun. Tabii. Mesela iki tane bacım var. Hani gerçekten çok güzeller. Çok güzel insanlar. Yani güzeller derken gerçekten çok güzel insanlar. Mehmet abi kaydı bu tarafa doğru. Azıcık şöyle kaydıracağım. Tamam. Tamam Mehmet. Çok götürme daha. Oha, onlar da çok güzel insanlar. Şöyle yapıyorum hemen. Devam ediyorum. Kenan Sezer, Ulubey Cevizli Köyü'nden rahmetli Abdullah Çakmak dedem, Dursun Ali Çakmak dayımdır. Mehmet amcamın ellerinden öperim. Mehmet Kesim, Mahmut Kesim, özür diliyorum Mahmut abi kusura bakma. Estağfurullah. Selamlar, iyi yayınlar komutan. Güzel ilçemizin yaşayan efsanesi, baba dostumuz, avcılığın duayeni, ilçenin saygın esnafı Mehmet abimize selam. Avcılık onun zamanında zevkliydi. Birkaç sefer babamla gençlik yıllarına katılmıştım. Şişli, yiğitler gayrimenkul demiş. Mahmut Kesim. Evet.
Rahmetli kayınpederim Abdullah Alaaddin Kula ve vefat etmiş tüm terzilerimize rahmet diliyorum demiş Hacı Poyraz hocam. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş diye bir söz vardır. Bir terzi olarak Mehmet amcama soruyorum. Doğruluk payı nedir? Ben tamirciyim, kendi arabalarımı yapmaya zamanım olmuyor demiş Onur Gemici. Mehmet abi hiç kendi üzerine elbise diktin mi? Abi hep kendim dikiyorum ben, başkası dikmiyor. Onun dediklerine terzi yaşlıdır muhakkak. İğneyi saplayamazdır, o zaman söküğü dikemez. Ben daha gencim. Evet, kesinlikle. Kesinlikle buna katılıyoruz. Abdullah Türk Yılmaz, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Mehmet amcamın ellerinden öpüyorum. Ahmet Saniye Turap, komutanım iyi yayınlar. Mehmet amcaya selamlar, ellerinden öpüyorum. Cihan Aksu demiş ki, Mehmet abi acaba İngiliz külot pantolon dikiyor mu demiş. Onu bilemiyorum. Onu kesmek ayrı bir. Kalıbı ayrı. Biz bundan dikemiyoruz. Şimdi Mehmet abi, böyle bir güruh vardı eskiden. Hala şu anda göremiyorum o güruhu. Böyle kendine işte o şeyi yaşatan, işte bu ambiyansı, yani İngiliz külot pantolon giyinen, sekiz köşe kasket takınan, işte ne bileyim körüklü cizme giyinen, böyle bir şey vardı eskiden, bir renk vardı. Onlara, şu anda var mı? Onlara rahmetlik Mustafa Aksu, ondan sonra Osman Fahri, Beytullah Seferoğlu, Hamit Duran, evet. Pelo vardı. Bunlar ekoldü. Bunlar gitti, bunlar öldü, bunlar da bitti. Bitti, evet. Yok, daha tanıyan yok ki. At sesine bile hayranız değil, külot montulu. Peki, mesela bak kaç tane isim saydın abi? Evet. Bu o süreçten gelen en eskilerden bir tanesi de sensin mesela. Şimdi bir gün Ulubey'de bu kadar uzun süreli isim sayılabilir mi sence? Mesela bundan bilmem kaç yıl sonra işte ben değil de benim oğlan böyle bir yayın yapsa, işte Ulubey'den gelen ekoller şunlar da böyle bir isim çıkar mı Ulubey'de? Çıkmaz. Çıkmaz değil mi abi? Çıkmaz. Evet. Ertuğrul Köleoğlu, maşallah tüm delikanlıları topluyorsun. İyi yayınlar demiş. Evet abi, Ulubey'in en eski esnafı Mehmet abimiz. Canım babam benim demiş. Arzu Kul, Bülent Kul. Şenduran Yılmaz abeyim. Selamlar Bülent kardeşim. Mehmet abime çok selamlar. Ortaokulda ilk takım elbisemi Mehmet abim dikmişti. Sağlıklı uzun ömürler dilerim demiş. Şenduran abimi tanır mısın? İyi tanıyım, emekli. Sayaca'dan. Fındıklı'dan. Fındıklı'dan, evet. Sayaca'da evet. Var Şenduran. Kendisi de benim beraber çalıştığımız bir abeyimdi. Şöyle bakayım abi, başka arada varsa şey yapalım. Yoksa muhabbet edelim. Evet. Kim varmış? Şöyle bakalım abi. Serkan Yaldız. Evet. Bizim şu anda canlı yayını göremiyorum. Mehmet abim hemen döndüm. Evet. Hah, buldum. Şimdi şöyle yaptık. Tamam, çok güzel. Şuradan aldım tekrar abi. Devam ediyorum. Yorum, bayağı yorum geliyor abi. Sen sekme yok mu altında? Evet. Şöyle baktım abi. Ahmet Saniye Turap, Abdullah Türk Yılmaz, iyi akşamlar. İyi yayınlar, Mehmet amcamın ellerinden öper, saygılar sunarım demiş. Ahmet Saniye Turap, komutanım Mehmet amcaya selamlar, ellerinden öperim. Aleykümselam. Şenduran abiden sonra Mehmet amca halen ava devam ediyor mu demiş. Ahmet abi, Mehmet abi edemiyor. Ama av takımları duruyor. Öyle söylüyorum yani. Noksansız. Ve kendi şeyini, bayrağı da artık oğlu Murat'a devretti. Öyle diyelim. Aynen amca. Doğru. Sen denizde horozu merakın, Hint horozu merakın var mıydı abi? Hint horozu merakım yoktu. Sadece denizde horozu mu? Hint horozu 72'ye kadar vardı. 72'de bıraktım. 72'den sonra denizde. Peki köpekler nereden Mehmet abi? Köpekleri, yani av köpeklerini. Kobay mı köpekler? Yok, kuş köpeklerim. Ha, kuş köpeği. Evet.
Anladım. Onur Gemci demiş ki Mehmet abim hocama eğer bir haftada dikerse bir elbise diktireceğim demiş. Ve çünkü ancak o kadar zamanım var demiş. 5 Ağustos'ta ölçü için yanındayım. Gemici o Mustafa'nın oğlu dersen beni tanır demiş. Onur Gemici. Olsun, gözünü Ertuğrul seveyim be. Köroğlu yayın konuğuna ve sana iyi yayınlar demiş. İzzet Genç selam olsun güzel abime. Hay maşallah hayırlı yayınlar dilerim demiş. Ali Mert selamlar Mehmet amcam ellerinden öperim demiş. Mehmet amca sanki 38 yaşında gibi demiş Ertuğrul Köloğlu. Ama ayıp etti ama ben. Ben Bence 25 diyeyim 35'e çıkıyor. ya abi şimdi Ertuğrul Köloğlu eski Topçam Belediye Başkanı idi babası Abi ismini rahmetli. çok duydum. Evet kardeşi de Topçam Belediye Başkanlığı yaptı. Şimdi Evet. hafiften bu seni kıskanmış bu şey işte programın kalabalıklığında kıskanmış. Kendisi Ataşehir Ordular'da dernek başkanıdır aynı zamanda. Hafiften bir şey gördüm. Kendinden genç görünüyorsun anlayabildiğim kadarıyla. Kıskanmış abi. Bizden ona da selamlar. Selam olsun. Katıldığı için Evet. çok teşekkür ederiz. Ertuğrul Başkan'a selam ettik. Evet hiç yaşlanmamış demiş. Terzi Mehmet amca meşhur rahmetli Karakuş Emmi'nin damadıdır. Karakuş Emmi'nin de mekanı cennet olsun demiş. Biz de Amin. buradan mekan cennet olsun diyelim. Yahya Gökhan Gül, Mehmet amca ve sizlere sevgiler selamlar. Rabbim sağlıklı bir yaşam nasip etsin. Muzaffer Amin. Öztürk selam. Hayırlı akşamlar. Hepinize iyi yayınlar. Özün Aktaş bizi alkışlamış. Nazife Emirtaş. Her başarılı erkeğin arkasında bir kraliçe mutlaka vardır. Kadife teyzemi anmadan olmaz. Kadife teyzeme de selamlar demiş. Mehmet Allah abi. razı olsun. Biz de Kadife ablamıza, annemize buradan selamlar gönderelim. Aranız nasıl? Bu arada ben nasıldım? Mesela Teşekkür ederim yavrum. annemle babamın arası bu köpek yüzünden biraz şeydir, muğlaktır. Sizde var mı öyle bir Yok şey? yok değil değil değil. Öyle mi? Değil canım. Belki. Çünkü çok seviyor şimdi. Biraz Şimdi da Mehmet abi. annenden, biraz da annenden çekiniyor. Şimdi Gelip bak, ben de bir anımı anlatayım bu arada. dertlerini bana anlatıyor. Ben de ona gereken İltimatını veriyorum. Şimdi rahmetli Levent yeni ölmüş Mehmet abi. Evet. Babamın da senin gibi böyle bir sürü yalan olmasın. Ya Denizli cüceleri ya da Hint cüceleri vardı. Denizli, Denizli. Gülkü'yle beraber geziyorlar bunlar. Annem de hani şey yapar böyle. Babam yapıyorsa azıcık onun aksisini yapar yani böyle. Şey yapar. Evet. Her neyse düşüneyim birbirlerine. Bizi izliyor şimdi babam. Rahmetli Levent yeni ölmüş. Cücenler de habire merdivenden çıkıyor. Oraları pisliyorlar falan. Annem de yerden aşık kadar bir çölük aldıydı. Şöyle bir tane attı. Gülkü'nün kafaya vurdu. Tak şuraya vurdu. Hani denk getirse vurduramaz. Hani şuraya vurdurayım desek vurduramam. Gül şöyle bir sersemedi. Kafa böyle gitti geldi. La bu gitmedi dedi. Bir tane daha attı. Öteki de gitti. Cücene vurdu. O da tam cücenin kapıya cücenin düştü. Tavuk bir şey olmadı. Cücen öldü. Her neyse. Ulan ne yapacağız? Babama ne diyeceğiz? Bir cücenlere gitti falan filan. Her neyse biz cüceni annemden aldık. Gömdük. Ertesi sabah. Tabii Gülkün kafa sallanıyor abi böyle. Gidiyor geliyor. Rahmetli birader de yeni ölmüş. Babam anneme diyor ki ya Sürbiye gördün mü işte ana yüreği diyor. Yavrusunu kaybetti. Ne hale geldi diyor Gülk için. Bilmiyor ki yani bizim annemle şöyle birbirimize baktık. Böyle de bir anımız var. Buradan itiraf ettik. İnşallah babama bir itiraf olsun bu. Babanın bir itirafını ben söyleyeyim sana. Buyur abi. Babam bir gün yanıma geldi. Dedi ki abi benim bir gülküm var. Yumurtadan kalktı. Evet. Yumurta çıkmasına da 3 gün var civcivi. 18 günlük yumurta. Ne Evet. yapayım dedi. Dedim ki rakı bulunur mu sende dedim. Dedi ki senin düğünün için düğünden kalma dedi. Bir yarım şişe var dedi. Evet Sen abi. dedi 2 çorba kaşığı gülke içir. Evet. O Evet. 73 kaşık içirmiş. Aradan 1 saat sonra varıyı Gülk'ün bacağı bir tarafta, kanat bir tarafta, kafa bir tarafta. Bu gerçek değil vallahi. Biliyorum. Ve tutuyor bakıyor ki Gülk ölmüş. Öyle zannediyor. Tutuyor pencereden aşağı atıyor germeliye. Öte soruyu, beri soruyu bir tane Gülk buluyor. Gidiyor onu alıyor.
yumurtanın üstüne yatırıyor. Sabahleyin kalkıyor. Bir de bakıyor ki gül kermelikte dörünüyor. Şimdi geldi diyor ki abi sen ne yaptın diye ya. Ben sana üç kaşık gübre dedim. Bir kaşık çorba kaşığı dedim. Şimdi her zaman söylüyor geliyor. Şimdi bunun fikir babası senin olduğunu bilmiyordum Mehmet abi. Ama bu olayı ben biliyorum. Ha. Ama fikir babası yani alkol yani rakı muhabbetinin evet. Ülke rakı muhabbetinin fikir babasının sen olduğunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Kendi de dinlesin seni. Dinlemiştir zaten. Dinlemiştir de güle gülmüştür şimdi. Gülmüştür. Gülmüştür. Ahmet Güney iyi akşamlar, iyi yayınlar, iki güzel insan sizlere selam olsun demiş. Sevgili Ahmet abi teşekkür ettik. Tamer Öztürk, Mehmet abiye selam. Şerafettin Atinkaya, Seferoğlu. Değerli ağabeyim, büyüğüm. Teşekkür ederim. Senin meslektaşın. Evet, Şerafettin abi diyor ki, Mehmet'im biraz aşağı indir yavrum. Az daha Mehmet. Tamam, böyle güzel. Rahmetli Bekir Atlı terziydi. Mehmet abi ise usta. Ben ise çırak. Yeni yeni düğme deliği yapma işini öğreniyordum ki ortaokul açıldı. Öğretmenim Feride Karataş beni okula kaydettirmiş. Bekir amcaya beni çıkarsın işten demiş. Sonradan öğreniyorum bunu. 60'lı yıllar Mehmet abi terzilik uzmanı olduğu kadar harika bir kişilik ve adam gibi adamdır. Saygılar selamlar demiş. Sevgili abim. Mehmet Şerafettin Atinkaya da Ulubey için bir değerdir. Çünkü Ulubey için çok değerli bir ismin babasıdır. Aynen. Sevgili aynen. Cansel hocamın babasıdır. Buradan aynen. Kendilerine selam edelim. İlayda Ses, dedemin esprileriyle büyümek büyük bir şanstır. Her yaz dedemi, anneannemi göreyim. Hayır dualarını alayım. Bana yeter. Torunları olmaktan gurur duyuyorum. Her zaman canlarım benim. Anneannemi de çok öpüyorum. Emekleri paha biçilmez demiş. Sevgili İlayda, seni çok seviyorum Mehmet abi. Belli. Ben de o benim ciğerim. Ben de onu çok seviyorum. Ne güzel. Özkan Türkmen Mehmet abiye selamlar. Selçuk Tokgöz, Ali Aktaş'tan haberin var mı Mehmet abi demiş. Ali Aktaş kim abi? Gran Nali var ya, Emin Nali diyor, Kazakçı. Evet. O. Ha tamam, anladım. Yakışıklı bir hali var, yakışıklı. Ya, ha ben onu diyecektim, yakışıklı uzun boylu. Muhtarın şu an kayınpederi. Muhtarı sana sağlık durumu ne? Sağlık durumu biraz rahatsız açtı ama iyi. İyidir. Geçmiş olsun diyelim Ali abiye. Çünkü sanki geçen yaz öyle bir rahatsızlığı var diye hatırlıyorum kendisine. Evet evet aynen. Hatırladığın doğru. Kadir Kirpiççi, hayırlı geceler komutanım, iyi yayınlar diliyorum. Semih Şuayip, hayırlı yayınlar komutanım, ellerinden öpüyorum Mehmet amcamın. Hayırlı geceler. Genç kardeşim uzman çavuş Semih Şuayip. Biz de seni öpüyoruz. Allah razı olsun. İhsan Gemici, iyi yayınlar Bülent Bey. Ulubeyimizin değerli esnafı Mehmet abiye selamlar. Elma Çukuru'ndan demiş. Sevgili İhsan Gemici. Tanırım. Tamer, çok iyi tanırım. Ne güzel. Çok iyi bir insan. Mehmet abi yüksek bel pantolon diken Tamer demiş. Tamer Öztürk. Evet. Diken Tamer demiş. Tamer Öztürk de mi terzi? Tanıyor musunuz kendisini? Tanıyorum. Evet. Murat Soneresen, Çağlar Atinkaya. Ayşenur Ertürk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Biz de size yayınlar diliyoruz. Amcamız da giyerdi. Çağlar Atinkaya amcamız da ata binerdi demiş. Aynen. Murat Soner. Aynen. Çağlar Atın. Evet. İyi atabilir. Emrah Eren. İyi ataşırdı. Kilot pantolon ve 8 köşe dikiyorsa ben de müşteriyim abi demiş. Mehmet keşke, abi kilot pantolon keşke dikiyormuş. Keşke yapabilsek. Evet. 8 köşe kasket diken var mı hala Mehmet abi? Mehmet'si vardı rahmetli. Bunun damatı varmış orada. Ben tanımıyorum. Bir tek o var. Orada. Osman Şenel. Mehmet abi yarın o dediklerini giyinip çıkacağım karşına. O zaman başından gelen çaydan içerim demiş. Ha, Osman Şenel yanağın gelecekmiş yani. Köllü Mehmet. Osman. Osman. Alamancı desek Alamancılar ayrı darılmasın. Bu espri olsun sadece. Gurbetçi diyeyim ben. Yok şimdi Alamancı deyince Alamancılarımız biraz bu kelimeye takılıyor. Yok takılmasınlar. İşin gerçeği o. Evet. Fatma Akyıldız ablam Almanya'dan. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar konuğuna. Hoş geldiniz diyorum demiş sevgili ablam. Fatma abla çok teşekkür ettik biz de sana. Şöyle yapıyoruz gene. Bakalım arada yazı gönderen kim var? Evet. Bakıyorum abi tekrar yorum çok. Yorumlar yorum üzerine gidelim Mehmet abi. Gidelim öteki, abi.
Engin Yüksel Mehmet abiye sevgiler demiş. Canan Topal Yeşilyurt. Gelini size kalp bırakmış Mehmet abi. Hami Şimşit hayırlı yayınlar kardeşim demiş. Sevgili komutanım teşekkür ediyorum. Hüseyin Duman Emrah Eren gel bekleriz sana diktiririz demiş. Hüseyin Duman sana bir güzellik yapılır hiç yakışmıyor sekiz köşe möşe demiş. Bülent Kul da aynen demiş. Onlar aralarında bir şey yapmışlar. Söyleşi yapmışlar. Altın Koç Kılıç hayırlı akşamlar yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Altın kardeşimize biz de hayırlı akşamlar dileyelim. Sönmez Genç sevgiler hayırlı yayınlar Mehmet abimin ellerinden öperim. İstanbul'dan sevgilerimle. Teşekkür ederim. Cemil Aksoy demiş ki Cemil Aksoy. Ah yani babam. Seveyim onun. Oğlum demiş köpek alırken köpeğin anası babası hangi köpeğin yavruları damarı kanı asaleti sorulur öyle alınır. Aziz Ağam Mustafa amcanın asaleti vardı. Ziya amca, Osman Kesim, Murat Kesim, Şinasi Kesim, Bezirgeno Ahmet amca, Haldoğuz Zühtü, Hüseyin Tüysüz. Bunlar Ulu Bey'in çok sevilen simalarıydı demiş. Allah rahmet eylesin demiş. Şöyle bir Ulu Bey'i anmış olduk. Evet. Rahmetli ya şöyle ben insanları belki çok iyi tanımam ama gerçekten o renk olan dönem mesela bir rahmetli Temel Ağa hani bir böyle bir demirci Abdullah abi yaşıyor mu hala bilmiyorum. Hani rahmetli onlar böyle oldu. Demirci Abdullah. Tabii. Aa, iki tane Abdullah var. Biri Elektro yok, bu Abdullah. Kadir İnanır'a benzeyen bir abimiz vardı. Ha o duruyor. Duruyor. Tabucu Lütfü'nün oğlu. İtfaiyeci Lütfü abi. Hani bunlar da böyle tapucu, bir kendilerine tapucu. Tapu dairesinde tapu müdürü vardı. Lütfü abi. Evet. Onun oğlu. Kaynak işi mi yapıyor? Bir şey yapıyordu herhalde. Şimdi demircilik yapıyor evet. De onlar da böyle o şehir kulübünün müdavimlerindeydi. Aynen hani doğru. Orası ayrı bir ekoldü. Oraya işte kaymakam girer. Şehrin seçkinleri girer. Öyle bir şey vardı. Havası vardı Ulu Bey'in. Kalabalık olurdu. Biz bazen çocuktuk. Kayboluruz. Acaba kaybolur muyuz diye de korkardık. Gara çukurdan girerdik. Saatçi Dursun abi rahmet olsun. Onun oradan ilk dükkan onundu. Gene gerçi göçen yerde de orada tüccarlar müccarlar vardı ama Yüksel Kaymaz ağabeyin bir mobilya dükkanı gibi bir yeri vardı falan. Ulu Bey böyle bir evet. Hoş bir Ulu Bey'di. Mal pazarı tıklım tıklım. Salı günleri, cuma günleri. Arada işte bir Terzi Mehmet'in terzanesine uğranılır. İki gırgır şamata yapılır. İşte paça diktiren paça, elbise diktiren elbise, bir bardak çay içilir. Aynen devam edelim. Eve gidilir. Böyle güzel günlerdi. Şükrü Duman demiş ki hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Mehmet abime selam ediyorum demiş. Ormancı Şükrü abeyim. Evet. Erdal Nans berber derviş tıraş ederdi. Mehmet abi dikişli geldi. Ne güzelmiş o komşuluk ettiğimiz yıllar. Sayın abime saygılarımı iletiyorum demiş. Hayri Kılıç iyi yayınlar İstanbul'dan sizlere Mehmet abime sağlıklı günler dilerim. Selçuk Tokyo Selçuk Kıran Yağmur Köyü'nden Mehmet abi demiş. Selçuk Kıran Yağmur Köyü'nden Selçuk Tokyoz. Evet. Evet, o da bize selam göndermiş. Değerli abim. Şöyle yapalım. Mehmet abi. Dedim ya, biraz önce de sordum. Hani o günlere özlem. Özlem çok. Var mı? Evet. Çok özlem var. En çok seni üzen nedir şu mesela şu durumda? En çok üzüldüğün şey nedir Mehmet abi? Üzülmediğim yok ki. İnsanları evet. Pandemi davasından cenazeye gidemedik. Ölülere gidemedik. Hastalıklara gidemedik. Düğünlerine gidemedik. Hal hatır soyamadık. Nasıl üzülmediğimizde evet. Kaldı ki. Mehmet abi sen Doğulu köyündensin değil mi? Evet. Köken olarak Doğulu köyündensin. Evet. Ama Ulubey'de oturuyorsun. Tabii. Ulubey'de oturuyorsun. Evet. Şöyle yapıyorum abi tekrar. Hemen. Beco Murat Berçin, Avusturya'dan komutanım ve Mehmet abim. Avusturya'dan selam, Mehmet abimin ellerinden öpüyorum demiş. Beco Murat Berçin. Evet, tanıyorum. Ben de onu gözlerinden öperim. Onur Gemici demiş ki Osman Şenel abimin abisi rahmetli Ali abi de kilot pantolon kasket giyerdi, takardı. Evet. Nuray Tüysüz Kırmanoğlu, Avusturya'dan Mehmet amcaya selamlar. Hüsnü Tüysüz'ün kızıyım. Tanıyorum. Nuray Tüysüz. Evet. Nuray abla biz niye evet. Tanımıyoruz seni ya? Sen de tanıyorsun. Yeter ablayı... Senin köyün gelini o. Şimdi şöyle. Yeter ablayı... yengesi.
Yeter ablayı tanırım. Evet. Yani diğer ablalarınızı da tanıyorum ama belki tanıyorumdur da unutmuş olabilirim. Özür diliyorum Nuray ablacığım. Bülent abi, sana Vakko'dan bir gömlek sözüm vardı. İstersen bu sözü Vakko değil de Mehmet Yeşilyurt amcamızın takım elbisesi ile değiştirelim. Seçim senin. Sevgili Onur, çok teşekkür ettim. Şöyle yapıyorum. Bakayım. Aktı gene. Aytaç Atlı, selamlar Mehmet amcaya. Babamın kanaryası halen duruyor demiş. Akif abiye kanarya mı vermiştin? Evet, evet, evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Çakır Çakır, iyi akşamlar İstanbul'dan. Ulubey'de İtina Kasap Şarküteri işletme sahibi İlkay Berçin. Ellerinden öperim Mehmet amcamın. Teşekkür ederim. Ulubey'de İtina Kasap Şarküteri işletme sahibi. İtina Kasap mı var Ulubey'de? Var. Nerede? Bu BİM'in yanındaki mi? Yeni açılan yer mi? Evet, BİM'in kenarı. Neymiş? Adına bir daha, İlkay Berçin mi arkadaşımızın adı? Evet, evet. Evet, buradan reklamını yapmış olalım. Ulubey'deki İtina Kasap, değerli dostlar, İlkay Berçin, Mehmet abi sayesinde biz de reklamını yapmış olduk. Kendisini tanımış olduk. Semra Bacaksız bize süper demiş. Hami Şimşit, tanımasam da belki eski toprak acaba adam gibi adam, nesilleri tükenmek üzere. Bu değerlerin kıymetlendirdiğin için çok teşekkür ederim kardeşim. Amcama Rabbim uzun ömürler versin demiş. Sevgili Hami Şimşit komutanım, sevgili teşekkür Lütfiye, Ezgi biz de beraber. Şöyle yapalım. Evet. Durmuş Yılmaz Er hiç gelir mi yanına abi? Her gün desem öyle. Türkü söylettirir misin hiç Durmuş Yılmaz Er'e? Benim kadar söyleyemiyor. Söylettiriyorum da. Yok. Söyleyemez. Buna katılıyorum. Yani senin kadar söyleyemez. Bir de yalan kesin konuşuyor. Bizim köyün imamı 15 sene evvelendi diyor. Ne dedi, ne demiş köyün imamı? Bizim köyün imamı diye 15 sene evlendi diye yalan konuşuyor. Çok harbiden yalan konuşmuş orada ya Durmuş Yılmaz Er. Niye öyle bir yalan yapmış? Şöyle yapalım abi. Durdu Demircan. Hayırlı yayınlar Sivas'tan demiş. Levent Aktaş. Selamlar, sevgiler Mehmet abi demiş. Sevgili Levent Aktaş. Selçuk Topgöz, bayramda yanındayım Mehmet abi demiş. Evet, Mehmet abimi Ulubey'e gittiğiniz zaman ziyaret ediniz. Abi bayrama gittiğinde ölçünü git ver. 9 Ağustos'ta geldiğinde benimki de hazır olur. Gider beraber geliriz. Sevgili kardeşim, çok teşekkür ettim. Sen gel hele bir. Geldikten sonra görüşürüz. Şöyle bakalım abi başka. Hacı Poyraz Mehmet amca çok seviliyor. Yayın 50 kişiden aşağı hiç düşmedi. Evet, bu akşam yayın doğru söylüyor. Hiç 50 kişiden, 60 kişiden aşağı düşmedi Mehmet abi. Uzun zamandır böyle bir... İşte bu sevilen kişi olmak, ben böyle olacağını biliyordum. Yani hani bu akşam Allah, böyle bir... Allah sizden de razı olsun. Yayını yapandan da, anılandan da, ananlardan da, hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Suflör Mehmet mi oradan hatırlatan? Evet. Başka kimse var mı yanınızda? Ablam orada mı mesela? Yok, ablan yok. Bundan biraz küskünüz. Niye abi? Hayırdır? Akşamdan beri konuşmadık yan yana gelip de. Allah Allah Allah. Bayağı uzak olmuş ama yani. Bayağı uzak oldu. Sebep bir sebep yoktur herhalde. Yayındayız da onun için. Şimdi şöyle, acaba sen şöhret oluyorsun falan diye böyle bir ablam. Daha gurur duyuyor da biraz kıskançlık var. Güzel. Ablamın da ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Şöyle yapalım. Evet, güzeldi bu. Hani ablam oralardaysa o da şöyle bir görünür. Şey yapardık yani. Ablama da buradan bir merhaba derdik. Nerede? Bilmiyorum. Melek Belikli Demir, sağlıklı ömürlü olsun inşallah. Hayırlı yayınlar, selamlar olsun. Selçuk Topgöz, Harun Nuray Avcı bize kalp bırakmış. Erol Yüksel, hayırlı akşamlarınız olsun. Levent Aktaş demiş ki son kumaş bükücü Mehmet amcam demiş. Ne demiş? Son kumaş bükücü demiş sizin aynen için. Aynen, aynen, aynen. Evet. Sevgili Levent abi, şöyle tekrar. Başka bakayım ne var abi burada. Mehmet amca pazartesi oradayız. Çayını içmeye geliriz inşallah demiş Hacı Poyraz hocam. Mutlaka bekliyorum. Hami Şimşit abim demiş ki ders kitabı gibi demiş sizin için. Sadol Kemal de demiş ki yanlış söylemiş demiş. O imam 17 defa evlenmiş demiş o köyün imamı. Ha, onda yanılgım olabilir. Biraz kulağım sağır duyuyor. Güzeldi.
Şöyle yaptım tekrar abi. Aziz Aksu hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Baykal iyi yayınlar diliyorum. Samet Çakır iyi yayınlar abi demiş. Teşekkür ettik sevgili Samet Çakır. Değerli dostlar, aşağı yukarı 9.30-10.30 1 saat 15 dakikadır bir yayın gerçekleştirdik sevgili Mehmet abiyle. Daha çok ben konuştum. Farkındayım ama olsun. Sen Mehmet abi. Sen konuş. Mehmet abinin biz neşeleneceğiz. Silüetinin olması, kendisinin varlığı bile bize yetti, emin ol. 50-51 kişiden aşağı düşmedik. Mehmet abi, bu Mehmet Aktaş'a falan diyorum. Bir konser yaptırsak Ulubey'in düzünde nasıl olur? Ne kadar güzel olur. Ne kadar bak güzel şimdi olur. Bak şimdi Mehmet abi, plan şu. Mehmet Aktaş, Ünal İnan, Durmuş Yılmazer, Ulubeyli bunların hepsi, Cengiz Karaca. Evet. Bunların hepsi türkücü. Daha var, birkaç kişi daha var. Serkan Gemici, ondan sonra Sezgin Mercan. Bir sürü Ulubeyli var. Bunların hepsini bir araya getirsek Ulubey'de, herkes iki türkü söylese, tam pandemi, fındık önü pandemiden çıkmış ama böyle parasız pulsuz, hani Ulubey, sırf Ulubey için, Ulubey'in çocukları Ulubey için bir konser verse, cani yürekten şey yaparız, destekleriz. Olmaz mı abi? Çok güzel olmaz mı böyle bir şey? Ne demek ya? Ne demek ya? Değil mi? Şöyle ne orada da ya? İşte o esnada desek ki evet, Ulubey'in yaşayan efsanesi Mehmet Terzi sizin sizi orada bir şöyle bir şükran anısı sunsak size, veya işte kim var başka, şöyle bakıyorum bir sürü değerimiz var sizin gibi, güzel olur diye düşünüyorum. Çok güzel olur. Evet. Adam Allah nazar Musa Eroğlu gibi ses var Mehmet'te. Değil mi? Gerçekten güzel. Güzel. Gerçekten çok şahane. Ya iyi de bağlama çalıyor. Hepsi birbirinden üstün. Allah ömürlerini var etsin. Kesinlikle abi. Şöyle yapalım tekrar. Mehmet Yeşilyurt amcamız ve oğlu Murat Yeşilyurt gerçekten Ulubey'de saygı duyulan, sevilen insanlardır demiş. Kesinlikle katılıyorum. Mehmet amca babamın çok iyi arkadaşıydı. Onu çok severdi. Trabo Mehmet idi babamın lakabı. Ahmet Turab. Evet, sakallı Mehmet derdik. Evet, rahmetli. Avusturya'dan yazmış Ahmet abi. Evet. Mehmet Aktaş demiş ki güzel yayın, sana ve Mehmet abiye selamlar demiş. Levent Aktaş demiş ki Mehmet amcam çıkaramadı beni de, ben ona Talat Çavuş'un Levent diye bayramda uğrayacağım yani demiş. Yok, çıkarttı ya. Levent. Çıkardım bundan 2-3 ay önce de telefonda teşekkür de ettim ben ona. Yok şu anda. Bak hayatını. Şu anda çıkarmamış olabilirim. Levent abi hayatını yazdığında seni aramış ve sana teşekkür etmiş. Abdullah Kılıç, İYİ Parti Ulubey İlçe Başkanı, sevgili abim Abdullah Kılıç. Mehmet abime hürmet eder, ellerinden öperim. Allah sağlık ve sıhhatini bozmasın diye bize dilek göndermiş, yorum yapmış sevgili başkan. Bir mukavele teşekkür ediyorum. Evet. Mehmet abinin kendi gibi dükkanı da renkli bir yerde, renkli bir dükkanı var. Hiç kendini bozmadan işte... Eskiden altında fırın vardı. Şu anda hala fırın var mı bilmiyorum. Aynen. Aynen. Burada ekmek var. Balıkçının karşısında. Böyle. Aynen. Merdivenler bile hala 72'deki merdivenlerin aynısı. Oradan. Değil hiç mi Mehmet abi? Hiç değişmedi ki. Evet. Efsane hani, ya benim dükkanım. Efsane. O dükkan Ulubey'i anlatıyor değil mi Mehmet abi? Ulubey'i de anlatıyor. Beni de temsil ediyor. Ya. Tercümediğin yerin neresi? Şurası. Bu kadar evet. Basit. 50 yıllık. Ulubey'de adres. Terzi Mehmet'in yeri. Tabii. Güzel. Şöyle yaptım tekrar abim. Hani yazı gönderen olursa. Bilal Aksoy, hayırlı yayınlar Bülentçiğim demiş. Sevgili emmi oğlum. Teşekkür ettim. Mehmet abim, seni çok fazla yormayayım. Estağfurullah. Söylemek istediklerin varsa lütfen söyle. Toplayalım. Güzel bir yayın oldu. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Ulubey'in tüm bizi sayan, seven, anan ve isimleri geçen insanların hepsine müteşekkirim. Abim çok teşekkür ettim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Burada senin olduğun yerde eskiden Dik Dursun amcanın dükkanı mı varmış? Evet, orası zaten. Yine Dik Dursun'a ait orası. Ha, mülk onun yani. Mülk onun. Mülk ben kiracısıyım. Mülk onun mu? Mehmet abi.
Mehmet abi 72'den beri kiracısın orada değil mi? Hiç Evet. çıkmadan. Evet. Vallahi bu. Osman Şahin, hayırlı yayınlar, iki güzel adam demiş. Uyum Gürgen'i muhtarı sevgili Osman Şahin. Tanır mısın muhtarımı Mehmet abi? Elbisesi var bende, elbise için aramıştır o. Bir de dahiden bir söylese de türkü dinlese. Sen şimdi tabii bunları yayına aldığım zaman, yani Osman abi ve muhtarlar yayına aldığım zaman izlemedin değil mi? Hiç izlemedin onları. İzleyemedim. Tam 32-33 mahalle muhtarını yayına aldım ben burada senin gibi. Vallahi bilmiyorum abi. Çünkü bende telefon olmadığı için. Anladım. Ve Osman abi orada bilemedim kıymetini, kadirini. Hatta ben onu söylettim. Salih Aktaş yok mu? Gran Yağmur muhtarı. Evet. Ona söylettim. O da biliyor mu türkü? Valla şimdi o da Osman abi bilmiyor diyor. Ya diyor ki, üç türkü... Salih ayıdan anar. Türküden anamaz. Allah Allah. Ne bileyim, beni kandırdılar o zaman. Ben saflığıma denk geldi demek ki. Ben de türkü biliyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel. Mehmet amcama da Kadife teyzeye de Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah demiş. Murat'a ve Canan'a da selamlar demiş. Biz de buradan selam söyleyelim. Şimdi benim de mesela sizi çok eskiden beri tanırım. Benim için bir kayıp değilsiniz. Tabii. Ama mesela Osman Şahin benim için bir kayıp. Çünkü o dönem tanıştım. Evet. Hakikaten bir ulu bey olarak benim için bir kayıpmış. Osman abi renkli bir kişiydi. Ve duruyor hemen, Osman ya. Biliyor musun? İki akşamda, üç akşamda bir görüşürüz biz Osman abiyle. Evet, Osman iyi bir insandır bak. Kayıp derken yani o görüşmediğim yılları kayıp olarak görüyorum. Aynen kendisiyle. Doğru. O da renkli ve güzel bir abim. Şöyle yapıyorum tekrar abim. Tekrar bakayım. Yayını kapatmadan önce şey yapmayalım. Değerli dostlar, çok özür diledik. Evet. Bakayım var mı başka? Yılmaz Gürgen muhtar, misafirinize ve size selamlar demiş. Belenyurt muhtarı. Aleyküm Fatma Akyıldız, çok güzel bir yayın. Tarih gibi, kesinlikle. Haki Akgün, inşallah yakın zamanda nasip olursa siz değerli kişilerin çayını içmek ve sohbet etmek bizlere nasip olur. Selam ve sevgilerimi iletiyorum demiş. Almanya'dan. Haki abi, dediğim gibi ben Edirne'de olmayacağım o tarihlerde. Ordu'dayım ama muhakkak görüşmek isterim. İnşallah. Kemal Akar, tam olarak nerede bulunuyor? Ben yarın uğrarım inşallah demiş. Ziraat Bankası'nın yanında. Sado senin yeri soruyor abi. Sado Kemal mı? He. Nüfus kağıdını kaybettiyse bulamaz o. Kendini oturardır o. Bizden de selamlar. Eşimin de selamı var. Ona da pantolon dikmiş demiş. Olcay Çuadar selamlar, sevgiler demiş. Biz de kendilerine selamlar, sevgiler iletelim. Allah razı olsun. Olcay Çuadar'a. Şendiren abim demiş ki, Bülent'im bir türkü de babam Arif Yılmaz'a söylettirir mi? İyi akşamlar. Şendiren abi, eğer Arif abi söylerse söylettiririm ya, çok da mutlu olurum. Ben severim böyle şeyleri. Maksat renk olsun. Ne? Yeter ki söylesin. Aynen. Siz ayarlayın şeyi. Bir akşam ben yayına alırım kendisini. Yüzbaşı lakaplı Osman abi. Dünden bugüne sevilen bir insandır. Evet. Yüzbaşı Osman. Seviyoruz kendisini. Yüzbaşı Osman'ın. Sevgili Mehmet abi. Ellerinden öpüyorum senin. Bizi kırmadın. Saat 11. 1,5 saat oldu. 1,5 saattir hala kalabalığız. İnsanlar Allah sizi gerçekten çok, canım benim. Çok seviyorum. Ben bugün hani böyle bir yayın gerçekleştireceğimizi biliyordum. Çünkü paylaştığım afiş, bütün afişler genelde ortalama bizde 40, işte en babası 40, 30 beğeni alır. Ama sizin afiş 100'ün üzerindeydi yani. Allah razı olsun. O kadar. Ben dedim bu akşam bu yayın kalabalık olacaktır. Evet, gerçekten kalabalık oldu. Bizim için de bir ayrıcalık oldu. Sizi de çok fazla yormak istemiyorum. Ellerinizden öpüyorum gene. Oğlumun da bugün doğum günü. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bugün onun da doğum gününü kutlayacağım. Şimdi bundan sonra da oğlumun doğum gününü kutlayacağım. Tekrar Kadife Ana'ya da selamlar edelim. Ulu Bey'e geldiğimizde görüşürüz. Şöyle yapalım.
Mehmet müsaitse yayının arkasında bir de kahramanımız var sevgili dostlar. Evet. Kim var? Mehmet Yiğit var. Bir de onu görün. Mehmet abinin küçük Mehmet diyelim. Murat'ın oğlu. Dadoğ Kemal'a da söyleyin abdest alsın kıbleye dönsün beni bulabilir. Evet, Sadık Kemal abi, duydun. Mehmet gel az daha Mehmet. Az daha. Yanaş şuradan bak. Evet. Yayının gizli öyle kahramanı sevgili Mehmet, öğrenden önce şeyden sonra akşam üzeri kendisiyle görüştük. Yayını onda ayarladık. Sağ olsun. O da dün akşam aradı beni. Amca nasıl yapacağız falan. Evet, güzel bir yayın oldu mu Mehmet? Hoşuna gitti mi senin? Oldu. Size de teşekkür ederiz. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bekliyor muydun böyle bir şey sen? Bu kadar akıcı olacağını bekliyor musun? Bekliyordum. Ulu Bey insanı sağ olsun. Dedem hep bizler sever sayar. Allah razı olsun. Biz de onları severiz. Peki. Sen de Ulu Bey. Evet, Ulu Bey'de bir Mehmet Yeşilyurt, bir Mehmet Yeşilyurt daha yetiştiriyor sevgili dostlar. Biz o de senin yanaklarından öpüyoruz. Çok teşekkür ederim. Olduğu nasıl belli değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Şu yakışıklığa bak ya. Aynen dedesi. Kesin. Ya ben ayırt edemem. Mesela sizi sokakta görsem hani dede torun sizi ayırt edemeyiz zaten. Yani sade benden az büyük. Birkaç yaş. Öyle mi? Farkımız var. He, birkaç yaş. Birkaç yaş farkımız var. Doğrudur. Hay canım benim. Öpüyorum sizi. Ellerinizden öpüyorum. Ben öpüyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Ne demek abi? Bey halkına, telefondan katılana, izleyenlere, hepsine sonsuz teşekkürler. Biz de şöyle son bir toplama yapıp sizin nezdinizde bütün Ulu Beylere teşekkür edip şurada şey yapalım. Evet, oğlumun doğum günü. Şimdi doğum günü kutlayacağım onu. Oğlumu da seviyorum. Çocuklara selamlar, yengeme selamlar. Nice mutlu günler. Allah hayırlı etsin. Doğum günü de hayırlı olsun. Evet. Sadık Kemal abi buradan duyurulur değerli abim. Evet. İki rekat abdest al. Namazdan sonra iki rekat namaz. Kızın kıbleye dönsün. Kıbleye dön. Değerli abi görüşürüz. Buz. Allah'a emanet olun. Başı düşerse dara, tercümemede ara. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Ulu Bey'e selamlar. Ulu Bey'i seviyoruz. Sağ ol. Ayın 14'ünde Ulu Bey'de görüşmek üzere. İnşallah. Bir kaza bela olmasa. Hepinize selamlar, sevgiler. İnşallah yavrum. Görüşürüz. Hayırlı günler.